Merhabalar İzmir'e dair TV izleyicileri. 27 Şubat Pazartesi haftasından hepinize sevgiler, selamlar. Evet, Venüs'ümüz Koç'ta demiştik geçen hafta ve bu hafta da Venüs Koç'taki transitini tam gaz devam ettiriyor. Ve Venüs'ün Koç'taki transiti boyunca hayatımızda neler olur, neler biter bunları irdelemek, değerlendirmek için ekranlarınızın karşısına geçmiş bulunmaktayım. Yine her zamanki gibi zodyağımızın ilk burcu olan Koç'la başlıyoruz. Sevgili Koçlar ve yükseleni Koç olanlar, Venüs zaten Koç'ta, yani onların birinci evinden transit ediyor demek. Bu durumda ve onların da hayatında özellikle birinci ev bizim fiziksel görüntümüzü de temsil ettiği için Venüs'ün etkisiyle bir güzelleşme, bir iyileşme, bir frekansın yükselmesi, güzel olma, daha cazip olma, çekici olma gibi durumları Venüs taşır hayatımıza ve aynı zamanda da hayattan daha fazla keyif alabilen birisi haline getirebilir bizi ve maddi olarak bazı zorlukların da kolaylıkla aşılmasına yardımcı olur. O yüzden sevgili koçlar için bu hafta ve önümüzdeki haftalar, bir ay boyunca süreye gelecek olan bu transit boyunca bu olumlu gelişmeleri deneyimlemesi çok mümkündür diyoruz. Sevgili boğalar ve yükseleni boğa olanlara geldiğimiz zaman ise transitimiz onların 12. evinden olacak. Venüs'ün 12. evden geçmiş olması demek, Venüs iyicil bir gezegen olsa da 12. evde haliyle biraz bizim bağımlılıklarımızı artırabilir. Yani alışkanlıklarımıza çok fazla vurgu yapabilir. O yüzden eğer tatlı bağımlısıysa boğalarımız, yani yükselen burcu boğa olanlar ve güneşi boğa olanlar için söylüyorum bunu. Eğer tatlıya bir düşkünlük varsa bu dönem fazla da tatlı tüketme riskini artırabilir. Yine aynı zamanda alkol gibi, sigara gibi zararlı alışkanlıklarımızın da daha fazla hayatımızda olmasına yönelik çalışabilir. Aman dikkat diyoruz. Onun dışında manevi tarafımızı güçlendirebilir. Daha fazla sosyalleşebiliriz. Şifalanma tekniklerinden her zamankinden daha fazla yararlanacağımız bir dönem olarak değerlendirilebilir diyoruz sevgili boğalara. İkizlere geldiğimiz zaman sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar açısından bu enerjiyi 11. evlerinde Venüs'ün transitini deneyimleyecekleri için bu 11. ev temasında sevdiğimiz, kafa canlaştığımız dostlarla çok güzel organizasyonlar yapabilme potansiyelimiz vardır. Ayrıca burası bizim hedeflerimizi, amaçlarımızı, arzularımızı, muratlarımızı temsil eden ev olduğu için de Venüs'ün burada olması bunlara ulaşmamızı kolaylaştırır. Doğru yollar, doğru seçimler yapmamız konusunda destek verir. O yüzden biz de hedeflerimize her zamankinden daha kolay bu dönemde ulaşabiliriz diyebiliyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlarımızdan da maddi destekler görebileceğimiz bir dönem olarak da değerlendirebiliyoruz. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeç olanlara baktığımız zaman ise onlar da kariyer evlerinde Venüs'ün transitinden çok olumlu etkilenirler. Zam gelebilir, iyileştirmeler olabilir maaşlarında ve aynı zamanda amirleriyle de güzel bir diyalog içerisine girebilirler. Güzel bir iş yemeği gerçekleştirebilirler ve aynı zamanda geleceğe dair çok güzel umutlar, hedefler, hayaller kurabilirler ve aynı zamanda ebeveynlerinden bir tanesinin de iyileştiğine, güzelleştiğine ve maddi olarak da güçlendiğine şahitlik edebilirler diyoruz sevgili yengeçler için. Sevgili aslanlar ve yükseleni aslan olanlara geldiğimiz zaman ise onların da hayatında, yine eğitim hayatlarında çok güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Mutlu olacakları bir seyahate çıkabilirler. Maddi olarak güçlenecekleri bir ticari oluşumun içerisinde kendilerini görebilirler. Ve dua ettikleri zaman istediklerine bu dönemde daha çabuk ulaşacaklarını görebilirler diyoruz. Evet, sevgili başaklar ve yükseleni başak olanlar ise bu enerjiyi ağırlıklı olarak ortak mali değerler konusunda değerlendirebilirler. Eğer evlilik hayatlarında özellikle cinsellikle ilgili bazı pürüzler vardıysa onların da bu dönemde şifalanma süreci çok kolaylaşabilir. Bazı borçlarını kolaylıkla ödeyebilirler veya yüklü miktarda borç arzu edenler, bankalardan istedikleri krediyi çekmek isteyen sevgili başaklar açısından da bu dönem onların buna ulaşması kolaylaşmıştır diyebiliriz. Sevgili teraziler ve yükselen terazi olanlar ise ikili ilişkilerinde, evlilikle ilgili konularda, hukuki konularda çok güzel bir gelişme yaşayabilirler. Sorunlu bir ilişkileri varsa, evlilikleri varsa bu pürüzleri bu enerji sayesinde kolaylıkla bertaraf edebilirler. Aynı zamanda hak ettikleri bir yasal süreçte de avukatlarından
destek görebilirler diyebiliyoruz. Sevgili akreplere geldiğimiz zaman ise sevgili akrepler, güneş akrepte olanlar ve yükselen akrepte olanlar için bu enerjiden ağırlıklı olarak sağlık konusunda destek görebilme potansiyelleri vardır diyebiliriz. Ya da işleriyle ilgili bazı sorunlar varsa, zorluklar varsa, iş yerinde anlaşamadıkları arkadaşlarıyla bir küslük varsa şayet onlarla bir barışma sürecine girebilirler. Ya da evcil hayvanlarının bir sağlık sorunu varsa onların hızlıca şifalandığına şahitlik edebilirler. Ya da kendilerinin de istedikleri bir iş varsa, sürüncemede kalan bir işse bu, bunun da kolaylıkla yoluna girdiğine şahitlik edebilirler diyoruz. Sevgili yaylar ve yükselen yay olanlar açısından değerlendirdiğimiz zaman onların da hayatında çok güzel bir aşk enerjisi söz konusu olabilir. Yine flört ettikleri kişiyle daha güzel bir seviyeye taşıyabilirler ilişkilerini. Yeni hobiler edinebilirler. Eğlence, hayatlarına daha fazla eğlence dahil olabilir. Ve bu anlamda çocuk sahibi olan yaylarımız açısından da çocuklarının mutlu olabileceği bir süreç olabilir. Onların başarılarına ya da bizim mutlu olabileceğimiz bir süreç olarak değerlendirilebilir diyoruz. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlak olanlar açısından ise yerleşim yerleriyle ilgili ev alma, ev satma, ev değiştirme gibi konularda ya da evlerinde bir yenileşme, bir mobilya alımı olabilir. Bununla ilgili konularda yine kolaylaştırmalara şahitlik edebilirler. Yine ebeveynleriyle ilgili ikisinden bir tanesinin hayatında yine çok güzel bir gelişme olabilir, şifalanma olabilir, bir sağlık meselesini geride bırakma gibi bir güzel gelişmeye de yine tanıklık edebilirler diyebiliyoruz. Onlar açısından da çok güzel zamanlar söz konusudur diyebiliriz. Sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlara geldiğimiz zaman ise onlar da bu enerjiden ağırlıklı olarak kardeşlerin hayatındaki güzelleşmeler, onlarla birlikte yapmış oldukları projelerden yine harika sonuçlar elde etmeler, kısa yolculukların maddi kazanımlarla şekillenmesi ve maddi bir güçlenmeye işaret eder diyebiliriz. Balıklar ve yükseleni balık olanlar açısından ise bu dönem ağırlıklı olarak maddi olarak finansal açıdan çok güzel gelişmelere şahitlik edecektir. Onların istedikleri paralar ellerine ulaşacaktır. Uğraştıkları sonuçlar netice verecektir. İstedikleri neticeyi elde edecek sonuçlarla karşılaşacaklardır. Hayattan daha fazla keyif alacakları bir dönemi deneyimleyeceklerdir diyebiliriz. Evet, İzmir Dair TV izleyicileri, bu haftada yayınımızın sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi davranın.